İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bakış Açısı'nın bu haftaki konu Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu. Hoş geldiniz. Tabii önemli bir süreç var. Kanaldan kanala gidiyorsunuz. Yorgun düştünüz eminim. Bir de aynı şeyleri söylemek tabii ki insana belli bir yerden sonra zor geliyor. Çünkü zorlu bir süreç var. 11'ine kadar her iki aday da kıyasıya bir mücadele içerisinde, yarış içerisinde. Evet, hoş geldiniz diyeyim tekrardan. Evet, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ama ben size önce seçimle ilgili sormayayım. Farklı konular gündemimizde. Bildiğiniz gibi bugün Sağlık Bakanı'nda bazı açıklamaları oldu. Bileklik gündeme geldi. Artık karantina kalkacak ama vatandaşımız da bu bileklikle ilgili ödenecek paradan birazcık rahatsız oldu. Çünkü 750 TL bir fiyat söyleniyor. Karantina süresi bittiği zaman işte 400 TL'si geri iade edilecek, 350 TL'si devlete kalacak gibi bir takım rakamlar var. Öncelikle bu girişimi nasıl buldunuz? Doğru bir yaklaşım mı? Çünkü devlete de Maliye Bakanlığı olarak büyük bir külfet, karantinada kalan öğrencilerimiz var, muaf olan vatandaşlarımız var. Aslında vatandaşı da külfet. Çünkü 3050 TL bir para ödüyorlar bu süreç boyunca. Bu konuda görüşünüz nedir? Nasıl bakıyorsunuz bileklik olayına? Daha sonra bu süreçte bazı da iddialar da oldu bazı milletvekilleri tarafından. İşte şaibeler var dendi, işte bileklik alımında usulsüzlük var dendi. Evet, buradan başlayalım isterseniz. Evet, öncelikle çok teşekkür ederim. Tüm halkımıza da güzel bir gün diliyorum. Akşam saatleri yaklaştı artık. Güzel bir akşam diliyorum. Evet, yani çok geç kalınmış bir süreç olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu konuda aslında çoktan bu ev karantinalarına başlanmış olması gerekiyordu. Ama her zaman söylediğim bir şey var benim. Yani pandemi sürecinde yaşanılan, alınan kararları o an alan hükümetten ya da o anki alınmış kararlar olarak değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. Sebebi bir yıldan biraz fazla bir süredir bu pandemi belasıyla uğraşıyoruz aslında. Geçmiş süreçte de aslında atılması gereken bir takım adımlar varken o adımların atılmaması sebebi bugün başka sorun ve sıkıntılarla uğraşıyoruz. O bugün uğraştığımız sorun sıkıntılar neticesinde belki zafiyet gösterdiğimiz ve alınması gereken bir takım kararların ceremesini diyeyim daha sonra çekeceğiz diye düşünüyorum. Onun için pandemi sürecini genel olarak el almak lazım ve değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'ne hep örnek veriyoruz. Yani yanı başımızda 83 milyonluk bir ülke çok uzun bir süredir ev karantinası yani ev karantinası var orada ve çok sistematik bir şekilde de işliyor 83 milyonluk bir ülkede. Biz bu konuda çok geç kaldık. Yani çok geç kalmanın neticesinde büyük maliyetler oluştu devlet için. Yani düşüncem bu. Bunu yanlış buluyorum tabii ki. Daha erken mali yapılması gibi. Mali boyutu açısından yani bilekliklerin, kelepçelerin adı neyse artık. Belli bir ücret karşılığı verilecek vatandaşa. Evet. Mesela bunu ödeyemeyen vatandaşlarımız da olacak. Evet, şimdi işte diyorum ya aslında geçmiş süreçten beri atılması gereken ve oluşturulması evet. gereken sistem oluşturulmadığı için bugün bir takım kararlar eksik alınıyor. Yani yeterli kalınmıyor. Uzun bir süredir bu başarısızlık var aslında. Bu temelde çok büyük külfetler oluştu. Bu külfetlerle beraber yani düşünün ki hep söyledik, itiraz ettik televizyon programlarında da anlattık geçmiş süreçte de. Yani bu otellerde oluşan maliyetler günlük ödenen rakamlarla devlete binlerce kişi istihdam edilip bunların denetimi yapılabilirdi ve bu bize daha az maliyetli olabilirdi. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Otellerde kalıyorsunuz ve o otelde kalan kişi başına devlet tarafından ödenen rakam aslında birileri istihdam edilse ve denetimler yaptırılsaydı şu anda maliyeti bize daha az olacaktı. Yani uzun bir süre bu hatalar yapıldığı için bugün gelinen noktada bir takım kararlar alınıyor. Ama eksiklikler var mı? Yine var. Yani elbette ki vatandaşın alım gücü yok yaşamsal süreci geçirebilmesi için. Bu noktada bir de üstüne işte
dünya kadar bilet fiyatları artmışken insanlar çok pahalı uçuşlar yapıyor şu anda. Evet. Ve bunun üstüne elbette ki bir maliyet koyulmuş bir şekilde bilekliklerin halka verilmesi bazı vatandaşlar tarafından sıkıntılı olacak. Yani ben de aynı düşüncedeyim ama tabii devletin de geliri ve belli olduğu için ortada bu sorun her zaman duracak. Şimdi ben şunu söylüyorum, yani artık açılma vakti, yavaş yavaş açılmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Yani geç bile kaldık. Çok geç kaldık. Biz bunda yani şeyi yapamayız. Yani dışarıdan gelene bağlı olan bir ülke olarak yani bunu şey yapamayız, göz ardı edemeyiz. Dışarıdan gelen gelmiyor. Kendi iç yapımızdaki ayak işlemiyor. Piyasaya akan para sadece memurun parası. Yeterli olmuyor. Dolayısıyla artık yaz günü de yaklaşıyor aslında açıkçası. Yeni yaz dönemini, yeni tatil dönemini de kaçırmamalıyız diye düşünüyorum. Bu noktada artık yavaş yavaş açılımların olmasını, ekonominin biraz toparlanmasını sağlamalıyız. Bu arada oluşan ekonomik külfet vatandaşa daha ne kadar yüklenebilir? Gerçekten bende de çok merak konusu. Çünkü ortada ekonomik bir sıkıntı var, yani sarsıntı var. Tabii Turizm Bakanımız açıklama yapmıştı. 12 Nisan'dan sonra turizm açılacak. Tabii yavaş yavaş o da açılacak. Ama tabii bu yeterli olur mu? Bence ilk etapta yeterli olmaz. Daha farklı önlemler de alınabilir. Açılımlar yapılabilir. Mesela yani ben kendi şahsım olarak pazar günlerinin kapalı olmasını çok anlamış değilim. Yani kendi adıma konuşayım. Yani işte diyorum. Yani bir ekonomik hareketlilik istiyorsak, yani saat 10'da iş yeri açmanın, saat 8'de açmanın farkını ben anlayamadım. Yani böyle bir garip bir kaos içerisinde çalışmaya çalışıyoruz. Ve bu sefer saat 10'dan açılan iş yerlerinin hazırlığı sürüyor. Bu sefer yani onu bile gelirleri düşürmekle karşı karşıya kalıyor. Pazar günleri insanları kapatıyorsunuz, bir manası yok. Çünkü cumartesi her yer ana baba günü olmuş. Mesela buradan ne düşünüyorsunuz? Yani dün bir vekil Başbakan'la, olarak. Evet. Dün Sayın Başbakan'la bu konuyu konuştum. Dün meclis, evet. Mecliste kendisine aynı düşüncelerimi ilettim. Yani artık bu açılmanın başlaması gerektiğini, bu özellikle pazar günleri yani çok artık yani pazar günlerinin açılması lazım. Bu ekonomik çarkın da dönmesi lazım. İnsanların psikolojik mende artık kendini daha iyi hissedeceği günlere doğru ilerlemesi lazım. Bu evet. İşin bir de sağlık boyutu, ekonomik boyutu, bir de psikolojik boyutu var. Psikolojik boyutu olur. Yani mesela hiç konuşmuyoruz onu. Şu anda hep konuştuğumuz sağlık boyutu ve ekonomik boyutu. Şimdi sağlık açısından baktığınız zaman belli temel unsurlar var burada. Sağlık riske edilmeden bir açılım sağlanmalı, planlı. Bunun yanında denetimler sağlanmalı ki bizim en eksik olduğumuz taraf. Yani denetim yok bizde. Yani karar alınıyor, denetim yok. Zaten da sıkıntı da oradan çıkıyor. Denetimler sağlanmalı. Bu işin üçüncü ayağı da aşı olayı, evet. Planlanmalı. Şimdi aşı konusunda gerçekten Allah razı olsun, Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun bize 120 bin doz, şu anda 40 bin doz da geliyor. Dolayısıyla neredeyse ülkenin çok büyük bir kısmı, yarısına varan bir kısmı aşılanmış olacak. Bu planlamanın belki %100 tamam diyemeyiz ama büyük bir ölçüde tamam olduğunu düşünüyorum. Evet. Tabii Türkiye'den de bu konuda bir pozitif ayrım bekliyoruz hala. Yani turizm sezonunu dediğim gibi kaçırmamamız gerekiyor. Belki bu yaraları sarabilmemiz için en mümkün olan şey işte bu turizm sezonudur. Ben inanıyorum, yani bölgenin güvenilirliği, ülkedeki vaka sayılarının azlığı, yani bir en azından yanı başımızdaki komşumuza göre değerlendirdiğimizde bile çok 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 altta. Dünya ortalamasına baktığımızda çok iyi durumdayız. Bu sebeple bu turizm sezonuyla bu yaraları yavaş yavaş sarmaya başlayacağımıza inanıyorum. Bu sebeple önce kendi içimizde kendimizi biraz rahat, psikolojik daha iyi hissedebilmemiz için bu psikolojik ayağı da düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum artık.
Pazar günleri Kıbrıs Türk halkı için çok önemlidir. Önemli çünkü herkesin o gün ne bileyim kendini sokağa atma ya da bahçeye atma, işte pikniğe gitme gibi alışkanlıkları var. Özellikle de bu mevsim aslında. Denetim işte ikinci o bahsettiğim ayak aslında bunların mümkünleşmesini sağlayacak. Evet. Ama yani tek bir ayakla düşünün, açıldık. Hayır, açılıp denetimi sağlamalıyız. Açılımı belli şekilde getirebilmeliyiz. Yani bunları ayarlayarak üçüncü ayakta aşıyla beraber dediğim gibi zaten büyük bir oranda aşılanma oluyor. 40 bin doz daha geliyor diye biliyorum yani. Evet, birkaç gün içerisinde. Yapmıştı Sayın Bakan. Dolayısıyla yani işin psikolojik ayağını da değerlendirerek kendimizi yaz sezonuna hazırlamalıyız diye düşünüyorum. İnşallah hazırlayabiliriz. Tabii bu pandemi süresi içerisinde sizin kurultayda 11 Nisan Pazar gününe mi denk geliyor? Evet. Yani nasıl yapacaksınız? Pazar günü dediğim gibi yani Sayın Başbakan'la dün konuştuk. Yani ondan kesin, önce de konuşmuştuk. Kesinlik. Kesin pazar günleri önümüzdeki günlerde açılacak. Açılacak. Yani, artık zaten vakti de gelmişti. Nitekim geçmiş süreçte de bunlar konuşulmuş. Yani evet. Bakanlar Kurulu'nda da. Dün de Sayın Başbakan söyledi. Onun için 11 yani Nisan'daki tarihte tamam. Herhangi bir sorun yok. Olmayacak. Yani 11 Peki Nisan... 11 Nisan'da sorun olmadığını düşünsek bile bugün bir gala gecesi düzenlenecek, 400 kişinin bulunacağı bir gala gecesi olacak diye insanlarımız tepki gösterdi. Evet. Böyle bir dönemde böyle bir kalabalığın bir araya gelmesi sakıncalı diye. Peki siz nasıl önlem alacaksınız? Yani insanların çok yakın temas etmesini belki önleyemezsiniz ama bir sistem kurulacak mı orada? Tabii ki. Bir düzenek biz, nasıl bir çalışma aslında bu konuda yeniden Doğuş Partisi olarak biz çok tecrübeliyiz. Evet. Zira 3-5 ay önce tüm ilçelerde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Ama orada daha ve küçüktü. Bu kongrelerde 3500 kişi katıldı. Öyle yani mi? Bu kongrelere 3500 kişi katıldı ve tek bir sorun yaşamadık. Yani bu 3500 kişinin katılımında da ben genel sekreter olmaması bile bu konuda çok hassas davrandım. Ve her ilçede yapılmış olan o kongrelerde içeriye giren kişi sayısını belirledik. Yani 20'şerli gruplarla büyük salonlara aldık insanları. Yani maske insanlara evet, orada, verdik. Tabii ki. İşte dezenfektan yine aynı şekilde olacak herhalde. Her girene muhakkak her girene kolonya ikramında bulunduk. Evet. Yani girip çıktığında sürekli kolonya ikramında bulunuldu. Asla maskesiz bir kişi içeride bulunmadı. Yani çok ciddi manada bir korunaklı bir sistem orada uygulandı ve bunu da şey yaptık, kontrol ettik. Gençlerimizle işte orada bulunan kadın kollarımızda bunların hepsini dikkatli bir şekilde kontrol ettik. Şimdi bana göre bu olacak kurultay aslında çok daha dikkatli olacak. Çünkü çok daha fazla profesyonel manada yardım alacağız. Gerek güvenlik konusunda işte gerek oradaki çalışmalar konusunda. Hiçbir sorun sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Olmayacak. Ya bu konuda çok dikkatli olacağız. En azından örnek bir kurultay olmasını sağlayacağız. Tabii dışarıda açık alanda insanları kontrol edebilmek ne kadar şeydir, mümkündür bilmiyorum. Evet. O konuda da işte yine insanın kendisine kalmış iş düşüyor. Şey. Yani tamam. İnsanlarımıza bu konuda hep çeşitli platformlarda anlatıyoruz. Bugün de buradan bu vesileyle anlatıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor. Herkes kurallar ölçüsünde içeri alınacak. Yani oy kullanılacak alanda herhangi bir sorun sıkıntı yok. Evet. Gelip gayet sağlıklı bir ortamda, düzgün bir ortamda, kontrollü bir ortamda oylarını kullanacaklar. Evet. Tabii bu konulara geçmeden önce bugün bir Cumhurbaşkanlığında bir toplantı vardı, bilgilendirme toplantısı. Evet. Peki ne görüyorsunuz? Yani ümidiniz var mı? 50 senedir çözülmeyen bir Kıbrıs sorununda yeni bir ümit ışığı var mı? Yani egemenliği çalınmış bir Kıbrıslı Türk var bu tarafta. Bir ortak cumhuriyette egemenliği çalınmış. 50 yıllık süren federasyon arayışları ve bu federasyon tezi bir Türk tezi. Çeşitli dönemlerde 1987'de, 93'te, efendim 2004'te Annan Planı'nda, en son Krans Montana'da ortaya koyulmuş bir irade var. Çözüm istiyoruz. İşte hadi karşılıklı anlaşalım. Çünkü bir anlaşma çift taraflı olur.
İki taraflı kabul görürse onun adı anlaşma olur. Bu irade ortaya koyulmuş ve en sonda son iki en keskin viraj olarak değerlendirdiğimiz Annan Planı ve Crans-Montana'da Annan Planı'nda evet diyen taraf siz olmuşsunuz, hayır diyen taraf Rum tarafı olmuş. Evet demenize rağmen cezalandırılan taraf siz olmuşsunuz, ödüllendirilen taraf Rum tarafı olmuş. En son Crans-Montana'da yine fedakarlık yapmışsınız bazı konularda ki biz ona da karşıydık o kadarına bile, bu kadar açık. Orada da masayı terk eden yine Rum tarafı olmuş. Şimdi bu geldiğimiz noktada iki egemen devlet haricinde konuşabileceğimiz, iki egemen eşit devlet haricinde konuşabileceğimiz başka seçenek kalmadı. Yok yani. Bir federasyon tezinin artık bittiğini görebiliyoruz. Crans-Montana'da her zaman tabirimdir benim söylerim. Neredeyse sırtımızı duvara dayadık. Artık gidecek bir yer yok. Yani bundan daha ötesi yok. Ve buna rağmen masaya tekme vuran taraf Rum tarafı olmuş. Masayı terk eden taraf Rum tarafı olmuş. Sürekli nefret söylemleri, öfke söylemleri ve Büyük Yunanistan'dan bahsediliyor. Böyle bir ortamda şimdi bana ne bekliyorsunuz? Ben hiçbir şey beklemiyorum. Kaldı ki Yeniden Doğuş Partisi olarak ilk günden beri söylüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin tanıtılmasının vakti geldi. Evet, Türkiye Cumhuriyeti o günkü şartlarda, o günkü konjektürde farklı bir duruş sergiledi, ortaya koydu. Ancak şu anda bizim savunduğumuz teze doğru Türkiye Cumhuriyeti'nin de kendi Cumhurbaşkanımızın da seçim propagandasında ortaya koyduğu duruştu bu. Bunu gördüğümüzde memnun oluyoruz aslında. Yani biz parti olarak, Yeniden Doğuş Partisi olarak ilk günden beri savunduğumuz noktadayız. Ve şu anda herkesin bu noktada olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Yani çünkü gördük, bunu görebiliyoruz. Yani Ege Adaları'nı, işte efendim Girit'i nasıl görüyorlarsa, yani Kıbrıs Adası'nı da bu şekilde görüyorlar. Büyük Yunanistan hayalleri kuruyorlar. Böyle bir durumda ne bekliyorsunuz dendiğinde hiçbir şey beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorsun. Yani ayrı bir devlete sahibim, bir halkım burada. Bu halk da önümüzdeki günlerde kendi devletini tanıtmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Tüm iradesini ortaya koyacaktır. Değerlendirmem budur. Umarım güzel sonuçlar alırız. Çünkü geçen defa Sayın Akıncı'nın yaptığı görüşmelerde bir ümit vardı, bir umut olduydu. İnsanlar da bir çözüme ulaşacağız diye. Ama tabii ki yine aynı yerden sayıyoruz sanırım. Evet, şimdi bugün baktığımız... İyi komşular olarak pekala hayatımızı sürdürebiliriz. Evet. Etraftaki zenginliklerimizi de eşit ölçüde paylaşarak bölgede çok güzel bir ada, iki ayrı devlet olarak her türlü yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, tabii bu tüm bu süreçlerin içerisinde genel seçim de dile getiriliyor. Eylül-Ekim ayı gibi düşünülen bir genel seçim var ama tabii net değil henüz. Bugün baktığımızda sürekli değişen hükümetler olduğunda bu dönemde bir seçimin olması, bugün buraya kadar gelinmiş icraatların yapılması heba olunacağını da düşünürsek doğru olur mu? Bana göre erken seçimin telaffuzu kesinlikle yanlıştır. Bunu somut yaşadığım, gözlemlediğim olaylara dayandırarak da ifade ediyorum. Bu hükümetin kurulma aşamasından önceki süreçte biz dışarıdan destek verebileceğimizi açıklayan siyasi partiydik. Yani ortada bir enkaz var, bir pandemi süreci var, ekonomik bir dar boğazdan geçiyoruz, herkes sıkıntılar yaşıyoruz ve hükümet bozuldu. Hükümet bozulduğu zaman bunu kurmaya cesaret edebilecek hiç kimse yok ortada. Halkımızı bu süreç içerisinde, pandemi süreci içerisinde hükümetsiz bırakacak halimiz de yoktu. Dolayısıyla dışarıdan desteklemeye hazır olmamıza rağmen cesaret edip ellerini uzatamadılar. Ve bu süreç içerisinde erken seçim telaffuzundaki daha rahat bir süreçte, şu anki gibiden daha rahat bir süreçte, erken seçimi masaya koyduğumuz zaman hayır olmaz, bu kesinlikle en erken Ekim ayında olur diyen sevgili Tufan Hoca'ydı.
Biz bunu ortaya koyduğumuzda hayır olmaz, erken seçim en az Ekim'de olabilir, yani en erken tarih odur diye ortaya koyan Halkın Partisi Toplumcu Demokrasi Partisi'ydi. Şimdi yani buna rağmen, böyle yaşanmışlığa rağmen bugün erken seçim çağrısının yapılmasını ben doğru değerlendirmiyorum. Çünkü bana, benim inanmadığım bir şeyi bana inandıran, partime inandıran, partimi ziyarete gelerek dörtlü hükümeti kurma gayretinde olan o dönemki süreçte sevgili Tufan Erhurman geldi ve bizi ikna etti. Sözünüzü bitirmeyin. Çok kısa haber aramız var. Hemen devam edeceğiz. Peki. Evet sevgili izleyiciler, bir dakika sonra birlikteyiz. Kanal T Haber, turizmin başkenti Girne'ye gitti. Pandemiden dolayı zor günler geçiren esnafa mikrofon uzattı. Turizm esnafı böyle giderse daha da borç batağına saplanacağız dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın özel temsilcisi Ergün Olgun, Kanal T'de Cenevre zirvesi öncesi önemli mesajlar verdi. Olgun, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs Türk'ünün kendi öz geleceğini kurgulamaya çalıştığını söyledi. Avrupa Komisyonu'ndan Kıbrıs için tarihi karar çıktı. Komisyon, geleneksel olarak Kıbrıs üretilen Heldim Hallumi'nin AB kalite yasası adı altında coğrafi tescilini oy birliğiyle kabul etti. Kıbrıs Rumlar ne kadar egemen ise biz de o kadar egemeniz. Bu açıklama Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi. Cumhurbaşkanı, Kadir Dedeoğlu Başkanlığı'ndaki Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyelerine kabul ederek görüştü. Turizm Çevre Bakanı Fikret Oğlu, turizm sektörüne ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Sağlıklı bir karar üretmemiz lazım diyen Atoğlu, çift doz koronavirüs aşısı ve çift PCR testi ile ikinci bir adım atılmış olacağını açıkladı. Berit Anzaroğlu ile birlikteyiz. Şimdi tabii aramızda mesajlara baktık da bir şarkıdan bahsetti birisi. Seçim şarkısı hazırlıyorlar galiba size. Tabii... Evet, şimdi ben de buradan görüyorum. Evet. Sevgili Sinan Topaloğlu çok değerli bir sanatçı. Çok yakından tanıdığım, çok sevdiğim ve dinlediğim birisi. Tabii herhalde yakın zamanda duyurur çünkü 10 gün kaldı. O hazır. Yani ben bilmiyorum. Evet. Ben de mesajda gördüm. Yani benim de haberim yok yani. Bekliyoruz yani. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Yani tabii şimdi devam edelim de sorularım olacak size. Son hükümetlerin işte değişmesi doğru mu değil mi diye konuşurken toplumcu TDP'nin farklı bir tarih belirlediğini... Yani dörtlü hükümet kurulma aşamasında Tufan Bey parti ziyarete geldiğinde bizim o zamanki öngörümüz işte Mayıs ayına en geç bir seçim yapılabilirdi o günkü şartlara göre. Ancak yapılmadı. Haziran ayında da bir ara seçim bekleniyor. Biliyorsunuz tarih belirlenmesi lazım artık yani bu konuyla alakalı. Bunların hepsini bize izah ederek ve anlatarak durumu Tufan Hoca ifade ettiğinde en erken seçim tarihinin Eylül-Ekim gibi olacağını söyleyerek bizi ikna etti. Şimdi o zaman kuramadılar ve ellerini taşın altına koymaktan çekindiler. Bir şekilde hükümet döndü ve biz hükümete geldik şimdi. Bizi o zaman ikna edenler, en erken Eylül ve Ekim'de olacağına ikna edenler bugün erken seçim çağrısı yapıyorlar. Yani Peki nedeni nedir? Yani bir beklentileri mi var? Yani zayıf bir anı mı bekliyorlar ki yükselebilsinler? Elbette siyaset böyledir. Yani herkes işte bir şekilde kendisine göre işi yontmaya çalışır. Bu siyaset yani. Evet. Ama ben ülke şartlarına göre şu anda pandemi sürecinde böyle bir durumun mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Tabii çünkü yani maddi bir boyutu da var bunun. Hiç küçümsenecek bir rakam değil. Bu genel seçim, bugün maliyeye baktığımızda memuru bile zor öderken
genel seçim olduğunda ülke çapında harcanacak miktar herhalde çok yüksek olacaktır diye düşünüyorum. İşte bu sebeple yani şu anki şartlar buna müsait değil diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii birçok programa katıldınız. Hep aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyorsunuz. Yine söyleyeceksiniz benim sorduğum sorularla ama. Yani bugün siz Erhan Başkan'ın daha önce hep yanında yer alan bir isimdiniz. Bu partinin kuruluş aşamasında, sonraki süreçlerde iyi veya kötü, kendi içinizde bir takım sıkıntılar olsa da böyle bu kadar dışa yansımamıştı. Yani ateşlenme tam olarak nedir? Ben çok merak ediyorum. Şahsi kişisel bir problem mi var? Yoksa siz gerçekten bazen iddia ediyorsunuz, işte bazı iddialarınız var. İşte başarısızdır terim dediğiniz bu benim iddiam değil. Bu Erhan Bey'in kendi iddiası. Onu da izledim açıklamalarınızda. Ama sizin de kendi iddianız olarak ben işittim. Mesela sonraki aşamada. Evet, sonraki aşamada. Bir başarısızlık mı, yetersizlik mi, genel başkanlık, çünkü neye göre, hangi kriterlere göre yapılır ki Erhan Başkan bu kriterlere uymadı? Siz tabii iki kesim var şimdi. Zaroğlu tarafı, Arıklı tarafı diye ikiye bölünmüş bir kesim var. Bu süreçten sonra 12'sinde herkes birbirinin yüzüne bakacak diye düşünüyorum. Ve nasıl olacak daha sonraki süreç? Yani kırılma olduğunda tekrar hiçbir şey yokmuş gibi yapılabilecek mi? En önemlisi bu. Aynı yolu devam etmek istediğinizi biliyorum ama hiçbir şey yokmuş gibi de yapamayacağınızı düşünüyorum. Evet. Tabii sizden duyayım bunları. Evet, yani en azından anlatma fırsatım var. Çünkü evet. 9400 üyeye bir de ulaşmak mümkün değil. Yani televizyon büyük programları. Bir rakam. Tabii ki. 10.000 üyeniz var. Tabii bu ki. Rakam da beni şok etti. Nasıl evet. Şok etti? Bu kim yazdı bu süreçte bunları? Kolay bir süreç değil tabii bu insanların yani üye olması. Yani 4 yıllık bir... Yani ama bugün en büyük yıllık, parti evet. Bile yani yıllarını vermiş 40 sene 50 senelik partiler bile bu kadar üyeye ulaşmakta sıkıntı çekiyor. Evet, 5 yıllık bir süreç içerisinde gelen üyeler, bunlar yeni yazılmış üyeler değil zaten evet. Yani. Şimdi öncelikle şuradan başlayayım, yani sorduğunuz evet. Soru biraz uzundu, 4 tane soru var onun içerisinde. Şimdi birlikte yol yürümek, tabii Bertan Zaroğlu işte Ulusal Birlik Partisi'nde bir üyeydi. Oradan çıktı geldi. Efendim Turan Büyük Yılmaz orada bir üyeydi, çıktı geldi. Erhan Arıklı Demokrat Parti'de üyeydi. Yurt evet. Dışındaydı, çıktı mecburen geldi. Mecburen herkes bir yerlerdeydi. Yani bir yerlerden geldi herkes ve bu partiyi kurduk. Ve bu kurulum aşamasında biz hiçbir şekilde kim genel başkan olacak, kim genel başkan yardımcısı olacak, kim genel sekreter olacak diye bir konuşmamız, tartışmamız, bir değerlendirmemiz, böyle bir şeyimiz olmadı. Erhan Bey'e dedik ki buyur sen başkanlık yap. Turan Bey de genel sekreterliği yapacak diye öyle başladık. Tabii bir müddet sonra genel sekreterliğe işte ben getirildim göreve ve böyle başlayan bir süreç. Şimdi elbette hani benim geldiğim kendi siyasi kültürde de yani inandığım değerlere göre yol yürüdüğünüz partinizin başkanıyla her halükarda onun yanında olursunuz. Nitekim biz hep yanında olduk. Yani bu sadece standart olması gereken bir durum. Ve birlikte olduk. Hani beraber yol yürüdünüz dediğiniz. Beraber yol yürüdük. Evet ve bütün başarıları da birlikte yaptık. Birlikte ulaştık. Mesela bu partinin kurulmasını birlikte sağladık. Meclise Erhan Bey'le ikimizi değerlendiriyorum. Birlikte girdik. Aynı anda kurduk. Aynı anda milletvekili olduk. Yani hepsini beraber yaptık. Genel sekreter görevim hasebiyle Erhan Bey sabah 9, akşam 5 devlet memuru gibi şeydeydi. Bunu eleştiri olsun diye söylemiyorum. Yani olanı anlatıyorum. Genel merkez binasındaydı. Biz de sahadaydık. Köy köy gezdik, örgütleri kurduk. İlçe binalarını açmak suretiyle o yönetimleri oluşturmak suretiyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvuran genel sekreterim mesela ben. Bütün o teşkilatlanmada başta bulunan kişiyim ve ardından o dönemki şartlarda %7.1 bu insanlarla beraber oy alarak meclise girdik. Şimdi o süreç sonrasında genel sekreter değişimi oldu. Sevgili Turan Büyük Yılmaz genel sekreterliğe geldi. 7.000 üyeye ulaştık. Biz mecliste mücadele ederken Turan Bey sahada mücadele ediyordu.
Yine biz bunun yanında ben sürekli zaten ben dayanamam, ben halkın arasındayım, sürekli gezen birisiyim. Çok gezen birisiyim. Yine hem meclis hem sahada mücadelemizi sürdürdük. Yani bu birliktelik bu şekilde. Ancak her şey aslında baştan beri çok iyi gitmiyordu. Anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları 2016-2017 yılında zaten başlamıştı. Yani o zaman milletvekilliği işte listeleri belirleneceği süreçte bazı yöntemler, yanlış bulduğum şeyler vardı. Ben her zaman yanlışı dile getiren birisiyim. Yani siz yanlış yaparsanız size yanlış yaptığınızı söylemekten asla çekinmem. Bu benim karakterim. Bunu hiçbir şekilde hiç kimse hiçbir şartta değiştiremez. Ve itiraz ettiğimiz yönler vardı. Fakat bizden umut eden, ülkenin kronikleşmiş sorunlarını çözmemiz için umut eden, çok emek veren, bizden bir şeyler bekleyen bir taban varken, bir işte ülke varken, burada tutup kendi parti içindeki fikirsel ayrılıklarımızı dışarıya çok fazla yansıtmadık. Bu konuda da fedakar olduk. Yani şahsen ben burada çok fedakarlık yaptım. Aynı görüşte olmadım ve bazı adımlarını yanlış bulduğum şeyler vardı. Mesela ama her zaman bunları içimizde tuttuk. İşte tartışmamız oldu, işte sözlü, yani kavga derken şimdi yanlış anlaşılmasın. İşte bir kavgamız oldu, bir mücadelemiz oldu ama her zaman esas Yeniden Doğuş Partisi'nin daha iyi yerlere gelmesiydi. Nitekim bunu da dışarıdan uzak tutarak sağladık, meclise girdik. Üye sayımız 7000'e ulaştı. Daha sonradan tekrar genel sekreterliğe seçildim. Üye sayımız şu anda 9400'e ulaştı. Bunun 8437'si oy kullanıyor. YSK'da kayıtlı şu anda görünen. Hatta bunların içerisinde bir 30-40 tanesi ikili yazılmış olabilir YSK'da. Onlar düzenleniyor şimdi. Böyle bir durum, yani beraber yol yürüme. Şimdi bu süreç içerisinde biz olağanüstü genel kurulla beraber şu anda 3. Olan kurultayımıza gidiyoruz. Yani bu 3. olan, bunun arasında bir de olağanüstü genel kurul var. 4 defa. Yani pekala bir defa her şeyi bir kenara bırakın. Bu demokratik bir hak. Yani önce böyle düşünmek ve algılamak lazım. Partiyi de büyütmek için zaten kurultaylar muhakkak yapılmalı. Bu mecburen. Ne benim ne Erhan Bey'in isteğiyle olan bir şey. Bu yasalar çerçevesinde gitmiş olduğumuz bir kurultay. Şimdi bu süreç içerisinde bu kurultayın parti tabanını hareketlendireceğini söyleyen bir genel başkan var. Yani Erhan Bey televizyon ekranlarında, evet Bertan kardeşimiz aday olursa parti hareketlenir, işte büyür, bu işi de yapabileceğini düşünüyorum diye ifadesi var. Hatta kendisini ben teşvik ediyorum diyor. Yani görüntüler var. Erhan Bey benim bu işi çok iyi yapabileceğimi söylüyor. Beni teşvik ettiğini söylüyor. Nitekim hakikatte bu. Ben evet ondan daha iyi yapabilirim. Ve kendisi de zaten beni teşvik etti. Yani ben onunla bazı yanlışları ifade ettiğimde, işte Erhan Bey'e bu yanlış, bunu böyle yapmamak lazım, doğru olan budur dediğimde, buyur aday ol kardeşim sen yap dedi zaten. Hani ben de aday oldum. Ancak şimdi geldiğimiz noktada ne oldu da Bertan aday oldu diye ifade ediyor televizyon ekranlarında. Yani aslında işte bu tutarsız söylemler geçmişten bugüne bizim belki de anlaşmaz olduğumuz en önemli noktalardan birisi. Ben kararlı birisiyim. Yani iki adım ileri bir adım geri atmam. Sözümü tartarım, biçerim, ona göre söylerim. Sözümün de sonuna kadar ardında dururum. Böyle de olmak lazım siyasette. Yani yol arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Onları kucaklamamız lazım. Ancak bir çember çizildiğini gördüm parti içerisinde ve o çemberin içerisinde biz yokuz. Yani biz ne, şimdi, ayrımcılık mı oldu? Bunu da, ayrıştırılma mı yaşandı? Onu anlatayım. Yani bunu da somut aslında halkımızın ve herkesin gördüğü örneklerle anlatayım. Yani mesela Erhan Bey televizyona basına açıklama yaptı ve dedi ki Ahmet Yönler'le Bülent Kaya'yı görevden aldım dedi. Evet. Neden
aldınız dendiğinde de ben kendi yol arkadaşlarımla yürüyeceğim dedi. Şimdi, yani size destek verdikleri için yoldan çekildiler. Yani evet yani kendisini ifade ediyor. Hayır bunu bir örnek olarak anlatıyorum. Evet. Yani hani söylediğim şeyi somut bir delille ortaya koyuyorum. Yani zihniyet düşüncenin kendisi tarafından yapılan açıklamada aslında ortada olduğunu göstermeye çalışıyorum. Ben yol arkadaşlarımla, çünkü biz yol arkadaşları değiliz. Yani ona göre, Erhan Bey'e göre biz yol arkadaşı değiliz. Bu düşünceyi gördüğüm için zaten 4. kurultay, yani demokratik tahak daha da iyi yönetebileceğimi düşünüyorum. Parti içi demokrasinin olmadığını görüyordum. Bunlar hep sebepler. Yani bunları bir sürü çeşitlendirebilirim ve somut örneklerle anlatabilirim. En son süreçte partide yani işte bu yol arkadaşlığı kavramı, ki bana göre hep söylerim, Erhan Bey'in sekreteri dahil olmak üzere bu partinin 8.000 üyesi benim yol arkadaşımdır. 9.000 üyesi benim yol arkadaşımdır. Yani kimseyi ayırmam birbirinden. Kendi genel sekreteri yardımcılarımdan destekleyenler vardı mesela Erhan Bey'i. Hatta bana çok aşırı derecede dozu arttırıp saldıranlar var. Ben onları görevden almadım mesela. Dolayısıyla böyle fikir ayrılıkları yani ve yaşanılan yanlışlıklar, bunları birçok çeşitlendirebilirim. Bunlar yaşandıktan sonra zaten aslında adaylığımın ne kadar haklı olduğunu ve böyle şeylerin yaşanmadan daha düzgün partinin bir yönetimle yönetilebileceğini düşündüğüm için adayım. Bu burada mesela bu noktada ortaya çıkan şey tablo, işte çeker giderim söylemi. Çeker giderim söylemine mukabil benim şahsımın, mesela bu sorun sıkıntıları sordunuz. İşte yüz yüze bakmaktan bahsettiniz, dördüncü evet. söylediniz. Bunu yüreğinde %100 hisseden birisi olarak aynı duygu ve düşüncelerde bu yarışın partiyi de büyüteceği düşüncesiyle adayım ve yüz yüze bakacağımızı da bildiğim için bu ölçüde hep edep sınırlarında herhangi bir şekilde eleştirilerimi dozajında tutarak, ki eleştiri benim hakkım, yani yanlış zaten gördüğümü. Zaten karşılıklı yapıyorsunuz yani, birbirinizi evet, eleştiri. Yani bu eleştiridir. Ancak bunu mesela çok farklı boyutlara taşıyan üyelerimiz çıktı mesela sosyal medyada. Evet. Birbiriyle kavga boyutuna getiren, tartışma boyutuna getiren, bu küfürleşenler. Bunlar peki, doğru değil işte. Evet. Yani bunları anlatıyor. Yani Erhan Bey'in hatasını ben eleştiririm. Erhan Bey de beni eleştirebilme hakkına sahiptir. Bu bir seçim sürecidir. Bu da gayet doğaldır. Yani bunu herkesin anlaması, Erhan Bey benim düşmanım değil. Yani bizim siyaset harici, parti harici bir arkadaşlığımız, abi kardeşliğimiz var. Yani bu ayrı bir boyut. Evet. Bugün beraberdik mesela. Bugün beraber oturup çay içtik. Bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na beraber gittik ve orada fikirlerimizi beyan ettik. Yani bunlar gayet olağan şeyler. Ancak bunu tabanda bir kavga haline dönüştürmeye çalışan belli gruplar var. Şimdi o grupların işte ortaya çıkmasının ana sorunu, işte burada da bir eleştiri hakkımda olduğu için eleştiriyorum. Erhan Bey'in sosyal medyadaki paylaşımlarıdır. Yani mesela sosyal medyada işte toy bunlar, efendim işte tecrübesiz bunlar şeklinde söylemleri. Mesela İşte bir anket yapılıyor, algı operasyonu yapılıyor deyip beni suçlaması, şahsımın suçlaması, televizyon ekranlarında suçlaması, ardından sosyal medyaya yazıp Türkiye'ye gideceğim, şikayette bulunacağım şeklinde söylemler, altındaki yorumlarda şahsıma saldırılar, küfürler, çok ağır sinkaflı küfürler Erhan Bey'in paylaşımının altında. Şimdi bunları eleştiriyorum tabii ki, yani bunların ardından Bertan Zeroğlu'nu seven insanlar da var. Onlar da karşılık veriyorlar, yani kavgaya tutuşuyorlar. İşte ana sorun Erhan Bey'in paylaşımlarıdır. Bir tek paylaşımım yok ki kendim herhangi bir iddiayı sosyal medyada yapmış olduğum bana göstersinler. Sürekli cevap veren tarafta oldum. Erhan Bey bir şeyler yazdı, ben cevap verdim. Erhan Bey algı operasyonu yapılıyor. Türkiye'den bir anket firmasına anket yaptırılıyor. İşte yarın şunu yapacaklar, böyle açıklayacaklar diye bir kehanet yazısı var. Ben de çıkıp mecburiyetten kendisine savcılığa gideceğim, Türkiye'ye şikayette bulunacağım demesine bir cevabım var mesela.
kendi sayfamda. Eren Bey, bu yanlış bilgi. Unutmuş olmalısınız ki 2018 yılında bu firmayla siz çalıştınız. Bu firmaya para ödemek suretiyle bu firmaya toplu mesaj attırdınız, işte bu firmayla iş yaptınız. Ve bu firma dediğiniz gibi Türkiye'de değil, mesela kendi bakanlığınıza bağlı şirketler mukayyetliğine kayıtlı yerli bir firma. Bunları söylediğimde Eren Bey mesela o paylaşımı kaldırdı. Ve kaldırdığı yanına kaldı. Yani onun altında bir sürü Bertan Zaroğlu'na sinkaflı küfürler, hakaretler, efendim sürekli kavga ortamı. Ama herhalde Erhan Arıklı da rahatsız olsa gerek ki geçtiğimiz günde, dün sanırım, bir paylaşım. Tam da oraya geliyordum. Evet. Yani bunun üzerine Erhan Bey'in doğruyu gördüğünü, evet, gördüm ve bir sosyal medya paylaşımı yaptı yine. Evet, dedi doğru ki, bir yaklaşım. Kimse hiçbir partili başka bir partiliye hakaret etmeyecek, evet, laf söylemeyecek. Bunu yaparsa disiplin kurullarımız çalışacak. Pekala, çok güzel. Alkışladık bu söylemide. Bir gün sonra, bu paylaşımdan bir gün sonra, bunlar çakıl taşları diyen yine Erhan Bey'di paylaşımında. Ondan üç gün sonra yine bunlar cahil diyen Erhan Bey'di. Yani işte zaten benim eleştirim bu. Ben haklı yere eleştiriyorum. Kimseyle kavga etmiyorum. Lütfen bunu başka yere çekmesinler. Haklı bir eleştiridir. Bu söylediklerim olmadı mı yani mesela? Ya sen yazıyorsun, disipline vereceğim diyorsun ama sen çıkıp kendi partililerine, kendi tabanına cahil diyorsun. Efendim bunlar işte toydur diyorsun. Yani şimdi bunlar tecrübesizdir diyorsun. Üyelere korku vermeye çalışıyorsun ve mobbing 90... var mı peki sizce parti meclisine ya da üyelere? Yani parti meclisi elbette ki var. Yani bunları gördüğüm için, yani bunları çok dillendirmek bile istemiyorum. Parti içerisindeki konuları dışarıya yansıtma doğru değil. Hani onlara da girmek istemem ama yani şöyle bir şey var. Yine Erhan Bey tarafından sosyal medyada mesela benden şu arsa istediler, bu ihaleyi istediler. Efendim Facebook'umu beğenmişim, beğenmemişim diye bir yazı. Ya yani başbakan yardımcısı, parti genel başkanı ve böyle bir yazı, kendi partililerinin kendisinden usulsüz şeyler istediğini, çeşitli şeyleri ortaya koyarak, konu başlıklarını ortaya koyarak ifade etmesi, ardından sosyal medyada bakıyorum, internet sitelerinde, haber sitelerinde Yeni Doğuş partililer kendi tabanı Erhan Arıklı'dan usulsüz şeyler istiyor diye haber manşetleri. Tabii bir siyasetçinin paylaşımı haber olur yani. Yani kendi tabanını, kendi üyesine bu şekilde davranmasını eleştiriyorum mesela. Kendi tabanını bu şekilde kavga ettirmesini eleştiriyorum mesela. Kendi tabanının cezalandıracağını ifade edip disiplinle, işte bir takım birbirlerine laf söylemesi halinde diye cezalandıracağını ifade edip, daha sonradan kendisinin kendi sosyal medya hesabından kendi üyelerine, kendi partilisine, kendi yol arkadaşına cahil, cahiller diye ya da efendim çakıl taşları diye ifadeler kullanması haklı bir eleştiri bana göre. Yani burada bir tutarsızlık var, burada bir yanlış var. Yani ben yine söylüyorum, biz yani herkesi seviyoruz. Ben Erhan Bey'i seviyorum. Yani Erhan Bey'le kişisel. Bence o da sizi seviyor. Evet, yani kişisel. Yani bu bir yarış, evet, olduğu yani, için. Ama şunu anlamak lazım. Artık herkes şunu anlamalı. Başta kendisinin etrafındaki aile bireyleri şunu anlamalı. Bu parti kimsenin babasının malı değil. Evet. Bu parti ne Erhan Bey'in babasının malı, ne Bertan Zaroğlu'nun babasının malı. Demokratik yarış var, seçim var, seçime girilir. Kim kazanırsa onunla beraber yol alınır. Ama yine işte o baba malı zannetmek yine Erhan Bey'in söylemiyle ortaya çıkıyor ve bu tartışmalar. Neden? Ben kaybedersem çeker giderim diyor. Bertan Zaroğlu veya bir başkası bu dönem veya bir başka dönem eğer aday olur ve kazanırsa ben yokum diyor. Şimdi bu şu demek, başkansam varım, başkan değilsem yokum. Kime diyorsunuz bunu? Sizi milletvekili yapan, seçimsiz genel başkan yapan, efendim başbakan yapan, başbakan yardımcısı yapan tabana söylüyorsunuz. Bu doğru değil.
ve eleştiriyi hak eden bir söylem. Ben de eleştiriyorum. Yahu kavga etmiyorum. Küfür etmiyorum. Adayım. Adaysanız yapmış olduğunuz yanlışı söylüyorum. Ama olayı öyle bir boyuta getiriyorlar ki sosyal medyada. Yani ilginç şeyler görüyorum. Mesela sosyal medyada bakıyorum. Haklı yere serzenişim. Televizyon programına katılıyorum mesela. Evet. Basına düşüyor haber olarak. Altında çok gerçekten tahrik edici hakaretler, söylemler ve genelde hep aynı zümre tarafından, aynı kişiler, aynı aile tarafından. Bunlar doğru şeyler değil. Ve üyelerimizin, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının bunları gördüğünü görüyorum. Yani çok net görüyor üyelerimiz bunu, halkımız bunu. Dolayısıyla aslında benim fevri birisi olduğumu, işte çabuk sinirlendiğimi falan düşünen insanların sayısı azımsanamayacak derecede ülkede. Benim belki bu tavırları göstermem beklenirken bu tavırların Erhan Bey tarafından sergilenmesi ve ortaya koyulması apaçık çıplak gözle görünen bir şey. Yani bunu herkes görüyor. Toy, tecrübesiz, işte yani siyasi olgunlukta olmayan şeklinde söylemleri bakıyorum, milletin takdirine bırakıyorum. Kim siyasi olgunluk gösteriyor? Bertan Zaroğlu mu? Erhan Bey mi burada bu noktada? Bunlar eleştiri konusu olduğu için eleştiriyorum. Bütün mesele bu. Yani son noktada baktığınızda demokratik bir yarış var. Yani adayız, partinin daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Mesela Demokrat Parti yıllarca tek adaylı kurultaylara gitti. Hep küçük parti olarak kaldı. %5, 6, 7. Evet. TDP aynı yöntemle sürekli küçük parti olarak kaldı. Ulusal Birlik Partisi'ne baktığınız zaman 6 aday, 7 aday ama birinci siyasi parti oluyor. Şimdi biz de iktidara talip, bu ülkenin en büyük ikinci üye bazında siyasi partisi olduğumuzu söylüyor isek, bu demokratik yarışlara alışmalıyız. Bu gayet doğal bir şey. Yani Erhan Bey kaybedebilir, Bertan Zaroğlu kazanabilir. Ancak şu anda Erhan Bey'in taraftarları, tüm etrafı, ailesi seçimi kaybedersek yokuz diyorlar. Ama Bertan Zaroğlu ve onun etrafından tek bir kişiden böyle bir söylem duyamazsınız. Yani bu biz bir sonuna zaten kadar partimizin evet yanındayız. Biz çünkü gerçek partilileriz. Ama buna mukabil yani neredeyse bizi başka siyasi partilerle ilişkilendirecekler. Evet, onu yani da hep söylüyorum. Yani şimdi efendim Bertan UVP'den geldi. Yahu uzaydan gelmedim ya. Yani Erhan, bugün sabah da söyledim. Erhan Bey Antigua'dan mı geldi? Oradaki bir siyasi partide mi kayıtlıydı da geldi buraya? Ya da Kırgızistan'daydı, oradaki bir siyasi parti yönetiminde miydi orayı bırakıp geldi? Demokrat Parti'nin üyesiydi. O da Demokrat Parti'den geldi. Biz bu partiyi kurduğumuzda Erhan Bey'in bu partiyi Demokrat Parti'ye kanalize edeceği korkusu ile ve düşünceleriyle geçmiş süreçten dolayı inanılmaz zorluklar yaşadık biz. Tüm köylere gittiğimizde şu an beni dinleyen partililerim, Erhan Bey ve onun etrafı bunu çok iyi hatırlayacak. Her gittiğimiz köyde bizi Demokrat Parti'ye birleştireceksiniz. Aynı eskisi gibi. Çünkü bir algı var insanlarda. Diye bize evet suçlamalar yaptığında Erhan Bey isyan ediyordu mesela. Evet. Şu anda aynı isyan eden Erhan Bey beni UBP ile ilişkilendirmeye çalışıyor. Bunlar yani karşınızdaki insanın aklıyla oynamaya çalışmak demek. Hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Ben Allah'ına kadar yeniden doğuş partiliyim. Vazgeçmeyecek. Bu partide, kendisi. Bu partide emek veren birisiyim. Bu evet partiyi kuran birisiyim. Evet. Bu parti için maddi ve manevi tüm olanakları ortaya sermiş birisiyim. Beni tanıyan herkes bilir. Çok ayıp. Çok ayıp. Ağza almak, bunları telaffuz etmek, ifade etmek çok büyük yanlış. Yani şimdi mesela yine bir tezat ortaya çıkıyor. Dinliyorum. Erhan Bey diyor ki 12 Nisan'da birbirimizin yüzüne bakabilelim. Sen böyle yaparsan nasıl bakacağız? Soru bu. Cevap arıyorum. Peki çok az zamanımız kaldı. Çok hızlı ilerledik de. Bugün yaptığınız bir açıklamada kurumsallaşamadığınızı iddia ettiniz. Yani parti mi kurumsallaşamadı yoksa Erhan Bey bu eleştirilerden dolayı mı kurumsallaşmaktan uzak görüyorsunuz? Burada suç tek bir kişinin değil, biz
eksikliğe de hep ortak olduk. Mesela Cumhurbaşkanlığındaki evet. seçimde alınan %5,5 Eren Bey'in aldığı oy gibi. Yani elbette o kurumsallaşma yönünde herkesin bir eksikliği var. Ana sorumlu genel başkan zaten partiyi iyi yönetemediği için biz bu durumdayız diyoruz. Evet. Çünkü parti içerisinde sürekli ikilik var. Yani parti içerisinde sürekli yönetimsel bir zafiyet var. Nedir bu? Mesela ortak akıl yok. Yani somut yine söylüyorum, hükümete geldik. Ben bilirim, ben yaparım, ben profesörüm. Ben kurdum. Zaten hep ben üzerine kurulu bir nizam olduğu için işte bu partide eksiklikler var ve o eksiklikler sayesinde biz hiçbir şeyi tamamlayamıyoruz. Kurumsallaşmayı da tamamlayamadığımız gibi. Yani Erhan Bey mesela hükümete geldim. Sondan başlarsak geriye giderek bir sürü şey söyleyebilirim. Sondan başladığımızda mesela şu ülkedeki kurumlardaki atamalar. Şimdi bir altını açık çizerek bir ifade edeyim önce. Bu atamalar maaşlı atamalar değil. O kurumlardaki partiyi temsil eden, devletin o kurumlarını evet. yönlendiren siyasi atamalardan bahsediyorum. Yani diğer şeylerden değil. Bu atamalar yapılırken mesela yine ben bilirim, ben yaparım dedi ve bunu televizyon ekranlarında da savunmaya kalktı. Hatta mesela Erhan Bey'in bu yapmış olduğu atamalarda bu işin ceremesini Erhan Bey çekecek olsa, kendisi bu işin bedelini ödeyecek olsa hiç şikayetim olmaz. Ama benim partimin bedel ödediği bir noktada bunun hesabını sorarım ve bunu yanlış görürüm, eleştiririm. Geçtiğimiz hafta mecliste yaşanılan olay Kıbrıs Türk siyaset tarihine girmiş, damga vurmuş bir olay oldu. Yani 20 yıl sonra da konuşulacak bu olay. Vefa borcumdan dolayı falan kişiyi atadım. 25 yıl sonra bu ülkede bu sözü konuşacaklar. Yani bunun zararını gören de sadece Erhan Bey olsa tamam kendi tercihidir derim ve hiç şikayetlenmem. Ancak bunun ceremesini benim partim çekiyor. Yani freni patlamış bir kamyon misali bizi aşağı doğru götürüyor. Bunu götürdüğünü gördüğüm genel başkanın orada oturmasını arzu etmem. Yanlış olan yeri eleştiririm, aday olurum, üyelerin takdirini beklerim. Eğer üyeler bundan memnuniyet ortaya koyarlarsa saygı duyarım. Olay bu kadar basit aslında. Ama aday olduk diye bir sürü hakaretler, bir sürü küfürler, sinkaflı küfürler, neredeyse hainlikle suçlamalar. Yani ama bu kadar senedir bu işi yapıyoruz. Bu kadar ilginç. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum mesela. Evet, 21 yıldır. Gideceğiz. Yani ben 17 yıldır evet. 17-18 yıldır aktif olarak içerisindeyim. Evet. Annam planından beri işte evet. yani 17 yıldır. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. 7 adaylı kurultaylar gördük bu ülkede, yani böyle bu kadar bir şey görmedik. Heyecanlı olmamış. Ama bakın odak evet. neresi? Yani aslında sorun gözümüzün önünde. Aynı noktadan, aynı aile içerisinden küfürler, hakaretler ve kabul edememişlik. Bunun yanında yanlarındaki birkaç ikna edilmişler, sosyal medyayı birbirine kattılar. Küfürleriyle, hakaretleriyle. Bu tabii doğru sosyal değil. Medyada bugün bilişim yasası geçtiğini de düşünürsek bayağı tehlikeli bir mevca oldu. Ayrıca dava açılabilir. Dikkatli kullanılmasını bir gazeteci olarak öneririm. Evet, son sözünüzü alayım. Süremiz doldu. Yani demokratik bir yarışa gidiyoruz. Şölen havasında geçmesini arzu ediyoruz. Şimdi ilk başlardaki ne göre bugünlerde aslında o hakaretler, işte o küfürler biraz son bulmuş gibi. Aklı selime geldiler. Anlattığımızı anladılar. Nitekim bunu görüş benim görüşüm değil. Erhan Bey'in görüşüydü. Evet. Bertan Bey bu işi çok iyi yapabilir. Aday olursa parti daha da büyür. İşte demokratik bir yarış, bir şölen havasında geçer. Bu işi başarabilir. Onu da ben teşvik ediyorumdan başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben diyorum ki herkes 11 Nisan'a hazırlansın. Partimizi büyütmek, herkesi oraya getirmek için gayret edelim. Ne kadar kişi gelir? Güzel bir şölen havasında gelebilir mi yani? Yani bana kişi. Göre bana göre gelecek kişi sayısı, bakın somut elde evet. veriler var. 3-4 ay önce yaşanmış kongrelerde, bu kongreler ilçelerde gerçekleşmesine rağmen, yani bir ulaşımda
yol mesafesi olmamasına rağmen, ilçe yöneticilerinin olmasına rağmen yüzlerce kadın kollarının, ilçe başkanlarının o bölgelerdeki isimleri daha kolay taşıyabilme imkanlarına rağmen 3500 kişi geldi. Evet. Lefke ilçesinde de 100 kişilik bir 150 kişilik bir grup vardı. Yani 3600 falan. Yani bunun üzerine yeni yapılan üyeler var. Yani bunların da bir kısmı gelecek ve bir kısmı gelmeyecektir. Bana göre kurultaya katılacak olan kişi sayısı 4500 ila 5000 civarı olacak. 5000'i belki, yani 5000'i bulabilir diye düşünüyorum. Süre bu benim kişisel tabii. Bir de süreniz var, bir de sıralı alacaksınız. Evet. Herhalde. Yani işte sürede sıkıntı şöyle, yani belli bir saat var zaten, sabah saati 10'da başlayacak. Optik akşam okuyucuyla mı sonuçlar çıkacak? Yok, manuel olacak. Normalde işte 6'da biter seçimler. Okunacak. Ancak biz 6'daki o konuşmaları da üstüne ekleyerek divana şöyle bir yani ortak şeyle yetki verdik. Yani talepte bulunduk. 8'e kadar devam eder kurultay. 8'den sonra sayımlar başlar artık. Yani bu süreç içerisinde de bana göre 5000 kişiyi bulabilir diye düşünüyorum. Evet. İnşallah güzel bir kurultay olacak. Umarım. Ve sonrasında da Yeniden Doğuş Partisi için hayırlı bir sonuç olacak diye düşünüyorum. Daha güçlü şekilde geleceksiniz. İnşallah. Başarılar dilerim. Çok teşekkür, ederim. Çok katkılarınızdan dolayı. Evet sevgili izleyiciler, Bakış Açısı'nın sonuna geldik. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.